Buyurun. Aynen Yoay Komen'de her mektebin mutlaka takip edilmesi gereken önderleri vardır. Bizler bu gerçek önderleri takip ettiğimiz takdirde yolumuzu sapmayız ve de o yolun yolunda gidebiliriz. Peygamber Efendimiz 23 senelik zahmetlerin neticesinde bizlere sunmuş olduğu İslam dinini hiçbir şekilde başıboş bırakmazdı. Ondan dolayı da kendisinden sonra insanların ne yapacağını bilmelerini göstermek için 23 yıl içerisinde zaten defalarca kendisinden sonra Hazreti Ali'yi ve de Ehl-i Beyt'i insanların takip etmeleri gerektiğini vurgulamıştı. Ama bunu özellikle 120 bin şahidin önünde de belirtmek için böyle bir günde, Kadir-i Hum gününde, Kadir-i Hum mekanında 120 bin şahidin önünde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mübarek kolunu kaldırarak onlara benden sonra doğru yolda olmak istiyorsanız mutlaka Ali'nin yolunda olun mesajını verdi. Bu şekilde yaparak kimsenin itiraz edemeyeceği bir nokta olmuş oldu. 120 bin kişinin şahitliğinde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın imameti, velayeti insanlara iletilmiş oldu. Ve bizler eğer ki bu yolda Müslüman olarak hak yolu bulmak istiyorsak, güçlü bir şekilde hareket etmek istiyorsak, mutlaka Peygamber'in bize göstermiş olduğu yolda hareket etmemiz lazım. Bu da elbette ki Kadir-i Hum yoludur, yani velayet yoludur, yani imamet yoludur. Gerçek yol, hak yol, doğru yol. Hazreti Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, Ali hak iledir, hak ise Ali iledir. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun.